Xbox'ın arayüzü ile ilgili olan düşüncelerimi biliyorsunuz arkadaşlar. Yeni nesle geçmemize rağmen, Series S, X'e geçmemize rağmen hala Xbox One'da kullanan arayüz kullanıyor ve bu beni deli ediyordu. Çünkü bu arayüz eski bir arayüz. Tabii ki de biliyorum aranızda bazı arkadaşlar yeni nesle geçmek demek arayüzü değiştirmek vesaire değil diyor. Haklısınız, doğru. Ama arayüzün yeni nesle geçmekte çok büyük bir etkisi oluyor normalde bildiğiniz üzere. Yeni bir konsolu geçtiğini hissediyorsunuz, yeni şeylere ulaşabiliyorsunuz. Haliyle eski arayüzde kaldığınızda pek çok şeyden feragat ediyordunuz. Bunlardan biri de kesinlikle arayüzün çalışma sistemiydi. Arayüz her ne kadar SSD ile beraber hızlanmış olsa da hep şöyle bir yavaşlık vardı. Son güncellemelerle birazcık toparlamaya başlamışlar. Özellikle Xbox'ın açılış hızını 10 saniyeye kadar düşürmüşler. 10-15 saniye civarlarına kadar düşürmüşler. Bu çok güzel bir şey. Ve son gelen güncellemeyle de arayüz çok daha iyi bir hale gelmiş. Şöyle bilerek hani capture kartı yine niye kullanmadın diyeceksiniz. Bilerek şu şekilde hani gecikmeyi vesaire görün diye. Şimdi normalde Xbox arayüzünde şöyle bir durum vardır. Hatta şu anda size araya bir video koyacağım. Normalde bu tarz menülerde geçiş yaparken sürekli bir ağırlık, sürekli bir yavaşlık olurdu. Diyeceksiniz ya bu Xbox One'da alınmış bir görüntü. Xbox Series X'te de bu şekildeydi, emin olun. Ufak bir yavaşlık hep vardı. Şu anda görebileceğiniz üzere bastım. Hatta şu an oyun da indiriyor ve şey çok büyük problemdi özellikle. Bu yeni nesilde hala böyle bir sıkıntımızın olması beni deli etmişti. İndirme sırası bakın hemen gördünüz mü? Ben bile şu an hala afallıyorum. Basıyorum hemen çat girdim. Hemen aşağı indim. Kuyruğa geldim. Hemen tık duraklattım, tık başlattım, bitti. Özellikle dediğim gibi kuyruk sırasında vesaire bir şeyi durdurup başlatmak büyük bir işkenceydi. Kuyruğa güncellemeleri, oyunları indirmeye ekledikçe kafayı yiyordu alet. Series X'te de vardı bu sorun. Bu sorunu artık düzeltmişler. Çat çat hemen girdim, çıktım, girdim, ayarlara girdim. Hemen tık açıldı, aşağı indim, hemen gitti. Özellikle kütüphanede büyük bir sorun yaşıyordu dediğim gibi. Şöyle neredeyim? Hemen tık girdim, çıktım. Canım sıkıldı. Hemen store'a girdim. Hemen açılıyor. Görebildiğiniz üzere çok güzel hızlandırmış ve bu da sizlerle paylaşmak istediğim bir şey oldu. Eğer Xbox'ınızı güncellemediyseniz Series S ve X'i One konusunda bir fikrim yok. Kontrol etmedim o tarafı ama tabii ki bu hızın SSD'den vesaire faydalanması gibi bir durum var. Bana nasıl çalışacağını bilmiyorum ama kesinlikle çok daha iyi bir noktaya getirmiş. Bunu sizinle paylaşmak istediğim bir haber olarak eğer ki güncellemediyseniz Xbox'larınızı ve bu durumdan benim gibi yakınıyorsanız artık çok çok iyi bir duruma getirmişler. Umarım ileride şu arayüzü de değiştirirler. Yeni bir arayüzü daha sade, daha şık, daha her şeye erişilmesi kolay olan. Çünkü bildiğiniz üzere Xbox'ı kapatmak için bile ayarlara gireceksiniz. Buradan uyku yönü buradan hani buradan kapatmadığınız sürece alet kapanmıyor bildiğiniz üzere. Uyku moduna giriyor. Böyle sorunlarımız hala var ama hızın güncellenmesi çok hoşuma gitti. Hemen sizlerle paylaşayım dedim. Bunu ekstradan çok güzel oldu. Tam da Xbox Series X uzun kullanım videosunu hazırlarken çok iyi denk geldi. Kesinlikle olumlu bir yorum olacak. Umarım arayüzü de komple değişir. Şimdi sizlerle paylaşmak istedim. Harika bir şekilde. Hemen ayarlara gireyim yine. Çok eğlenceli. Çıktım. Tekrar girdim. Şurada hatta hemen uygulamalarımı girdim. Hemen beğendiğim bir oyunu girdim. Hemen beğendim. Tık girdim. Açılmıyor bu oyun. Beğendim. Tık girdim. Sıkıldım. Tık. Çıktım. Bitti. Bu kadar. Her şey harika olmuş. Umarım daha da gelişir. Şimdi benden bu kadar. Hoşça kalın.